Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bu sanırım son hafta sonumuz. Yok, hayır. Siz bu videoyu izlerken bir hafta sonu daha olacak ama şu an bu videoyu çekip sizinle bir hafta sonu paylaşabileceğim son hafta sonu benim için. O yüzden dedim ki bu hafta sonu hem bu kadar yoğunken hem de böyle ufak vlogları özlemişken, ki ben çok özledim, bilmiyorum siz özlediniz mi? Tabii umarım 17'sinden sonra yasaklar gelmez. Dedim ki bir hafta sonu vlogu patlatayım. Karantinada bir hafta sonu. Hem de çok %100 verimli bir hafta sonu olacak. Şimdi yüzümü yıkadım. Marla'nın bu doğal atkıl fırçası, yüz atkıl fırçasıyla şöyle cildimi tazelendiriyor ve canlandırıyorum güzelce. Çok güzel Marla'nın bu ürünü ya. Marla'nın her ürünü çok güzel. Paketlere bakın, o kadar güzel ki. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu rutin çok klasik oluşmaya başladı. Abi cildimdeki etkiye bakar mısın ya? Çok güzel oluyor. Şimdi yazalım ne alacağımızı. Tamam, yazalım. Şimdi duyduğunuz üzere zaten markete gidiyoruz. Duyduğunuz zilin sesini, markete gidiyoruz. Şimdi ben kahvaltı ettim. Normalde hafta içleri spordan önce, kahvaltı etmeden spor yapıyorum, sonra kahvaltı ediyorum. Zaten bunu videoda detaylı anlatacağım, şimdi burada çok detaylı değinmeyeceğim. Kahvaltı ettim, kahve içtim. Bir saatin geçmesini bekliyorum çünkü etkisi anca geliyor kahvenin. 14-15'ti kahve içtiğim. Şu an 14-22. Bir markete gideceğiz. Ben marketten süt alacağım. Ay saçıma bak, o kadar kötü ki. Burada bir şey konuşuyoruz insanlarla. Burada bir şey konuşuyorum. Yok, şaka bir yana. Şey anne, süt yazar mısın? Süt, ne sütü? Sanırım Hindistan cevizi alacağım bu sefer. Geçen yulaf yaptım onunla. O kadar güzel oldu ki soya sütüyle yulaf. Tamam, süt yazayım da anlarız o zaman. Şey yaz ama. Hindistan cevizi. Hafize de ben anlarım oradan. Evet, gidip markete alışveriş yapacağız. Bilin bakalım ben ne yapıyorum yatar pozisyonda. Tabii ki de edit yapıyorum. Hello. Yemekler yendi. Karınlar doydu. Artık edite oturma vakti. Normalde bugün yayınlayacağım video yalan oldu. Yarın yayınlayacağım. Çünkü çok saçma bir saatte yayınlamış olacaktım. O yüzden yarın yayınlamak da çok daha mantıklı. Bu hafta sonu yapmam gereken şeylerden bir tanesi iptal oldu. Yarın daha düzenli bir gün olacak. Normalde daha aktif bir bireyim evin içinde. Daha çok şey yaparım diye bu videoyu çekmek istemiştim aslında, bu vlog. Ama bugün bir şey yapmak istemedim. Biraz havanın da etkisi vardı bence. Sadece Friends izledim. 10'da 10 aktivite ve sezonun bitmesine 5 bölüm kaldı. Fav çiftim ayrıldı. Bir tane videom bitti. Şimdi Feyzoş'la. Şimdi, ay bir dakika, çok saçma bir görüntü oldu. Göremiyorum kendimi de. Durun. Şimdi Feyzoş'la Yeşilçam'ı izleyeceğiz. Merhaba Feyza. Merhaba. Merhaba. Öyle
Öyle mi? Bakın ne yapacağız? Ebru yapacağız. Annem anneler günü hediyesi almıştı. Bir bunu, Peygamber bunu aldı. Şimdi annemle bunu yapacağız. Farklı bir ceket. Tam annemlik oldu. Şu an ışıkta ikisi de aynı gibi duruyor ama sanat eserlerimiz. Tamam anneş. Hello. En son sanatla bir bütün olduktan sonra yemek hazırladık. Yemek yedik akşam yemeğini. Bugün normalde daha çok çalışmayı planlıyordum. Fakat hem böyle hafta sonuydu, öyle bir kendime geldim bilmem ne falan derken tabii ki daha çok çalışamadım. Hani böyle arkadaşlarımla konuştum, annemle vakit geçirdim. Kişisel bir tercihti. Asla da pişman değilim. Günaydın. Şimdi hızlıca yataktan çıkma vakti. Yoksa uyumaya devam edeceğim. Yemek dolu bir vlog oluyor. Neden? Çünkü can boğazdan gelir efendim. Yiyin. Bir oradayım, bir buradayım. Gerçekten inanılmaz bir haldeyim. Ama eski konuma geri döndüm. Şöyle ki dersim bitti. Bir dakika bakayım. Aynen dersim bitti. Şimdi çok acıktım. Yani hani iki tane yumurta yedim. Acıkmamam gerekiyor ama deli gibi acıktım. Kendime yulaf yapacağım. Dün sabahtan göstermiştim size nasıl yapıldığını. Bu aralar deli gibi böyle badem sütü, soya sütünden o yulafları yapıyorum. Deli gibi dediğimde ikinci yapışımdı bu size gösterdiğim. Üçüncü olacak bu sefer. Çok beğeniyorum çilekle birlikte. Çok güzel oluyor. Eğer böyle denemek isterseniz o sütleri küçük paketlerinden muhakkak alıp deneyebilirsiniz. Yemeğimi yedim. Masa başına oturdum. Hıçkırık tuttu ya. Sabahtan beri hıçkırıyorum. Şimdi tekrar yapacağım. Ardından da İngilizce ödevimi yapacağım. Şimdi birazcık ödev yapabildim ama bir kısmını yapabildim. Yetiştiremedim yani. O yüzden ödevi bugüne bırakmamalıydım. Hafta sonu yapmalıydım ama yapmadım. Bu da benim sorumsuzluğumdu. O yüzden bir şey diyemiyorum. Şimdi zaten derse gireceğim. Bu arada çarşamba 6'da değil mi hocam? Hello. En son İngilizce sınıfındaydım. İngilizce kursundaydım. Tam biterken hani herkese görüşürüz. Size de dersim bitti. Hıçkırık tuttu. Dersim bitti diye bağıracakken şarjım bitti. Kameramın şarjı bitti. Çünkü ben dersten önce açık bırakmışım. Kendimi alkışlıyorum. Dersim bittikten sonra kameramın bataryasını şarja taktım. O arada oje sürdüm. Ojelerimi değiştirdim. Hıçkırıkla veda edeceğim. Sonrasında ise artık hani yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Zaten saatte çok geç oldu. Artık yatağıma girer ve uyurum diye düşünüyorum. Ama şarjım dolunca sizlere veda etmek istedim. Umarım benimle 3 günü beğenmişsinizdir. Umarım karantinadaki bu ev vlogunu... Ev vlog.
blogunu beğenmişsinizdir. Evde elimden geldikçe aktif olmaya çalışıyorum. Elimden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama ne kadar değişik bir içerik sunabilirim inanın bilmiyorum. Yani siz belki siz başka ne görmek isterdiniz kanalda? Bu arada bunları da yazın bana çünkü ben çekmekten keyif alıyorum. Çekebilecek olduklarımı. Bu hıçkırıkla veda edemeyeceğiz sanırım. Siz de benden görmek istediğiniz videoları lütfen aşağıya yorum kısmına yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve lütfen destek bana ufacık da olsa destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer zil tuşuna tıklarsanız da haftanın 2 günü video yüklediğimde sizlere bildirim olarak gelecektir. Umarım yazın bol bol video çekebilirim. Umarım Covid izin verir ve gezeriz. Bol bol vlog, bol bol farklı şeyler çekebiliriz. Çekebiliriz diyorum çünkü sizinle birlikte aslında yapıyoruz bu işi. Ben sadece kamerayı tutuyorum. O kadar. Bir de bu videoyu editliyorum. Siz izliyorsunuz. Asıl iş, bütün iş sizde. Sizinle birlikte bir yerlere gitmekten, sizinle birlikte bir şeyler yapmaktan aşırı keyif alıyorum. Umarım dediğim gibi videoları beğeniyorsunuzdur. Başka videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sizi çok seviyorum. Yeni geldiyseniz de hoş geldiniz. Sizleri de çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bye bye.